Sevgili Gergerim.com ziyaretçileri, sizlere bu bölümde İstanbul'da faaliyet gösteren ve İstanbul'daki tüm gergerleri bir araya getirmeye amaçlayan Gay Sorder'in yönetim kurulu üyelerinden İsmail Sucu'yla İstanbul üzerine, gerger üzerine ve gersoyderin faaliyetlerinin üzerine kısa bir söyleşi yapacağız. İsmail Sucu'yu ben kendim tanıtmak istemiyorum, o kendisini bize tanısın. İsmail Sucu, 15 yaşında beri İstanbul'dayım. Tekstil işle uğraşıyorum. 4 senede Gersoylar Dernek Yönetim Kurulu'nun üyesiyim. İsmail abi 15 yaşında gittim dedin. Sana şunu sormak istiyorum. Giderken bir daha geri geleceğim dedin mi? Mutlaka yani bir köy özleme işte. Yani giderken daha çok gelmeyi düşünürken aslında tam tersi oldu. Gittikten sonra bir daha dönemedik. Yani son 12 senedir gergere gelmemişim. 12 sene aradan sonra geldin. Yani giderken işte gideyim de para kazanayım da gelip gergere yerleşim falan dedim mi? Yoksa çıkış o çıkış. Bildiğimiz diğer gergerlerle aynı yol, aynı serüven. Hayır, o dönemlerde şimdi şey vardı. Yani herkes gibi gidip de 2 sene kalıp da 1 sene kalıp da tekrar dönmeyi düşünüyorduk. Normalde gergerlerin gidiş gelişi böyleydi eskiden beri. Ama bir nasıl diyeyim? Villaları piyasası açıldı. Millet çok para kazanmaya başladı. Herkes İstanbul'a iyileşmeye başlayınca biz de herkes gibi artık buraya temel attık. Şimdi Cumali ile beraber işte köylerimizi tanıtırken oradaki köylerimizle de konuştuk. Şimdi işte İstanbul'a gidip yazın gelenler var. Onlar gelenler bir daha geri gitmek İstanbul'a istiyor mu? Ya da İstanbul'a gidenler temenni gergere gelmek istiyor mu diye sorduğumuz zaman gelmek isteseler de gelemezler diyorlar. Yani hepimizin bildiği gibi ekmek parası. Sizin için de öyle mi? Aslında şu anda İstanbul yaşanacak bir yer değil. Yani herkes gibi yani şu anda herkes ekmek parası için orada da. Gidenler geri gelir mi diye düşünürken yani buraya bir iyileşen adam birkaç sene kaldıktan sonra buraya girmeyi bir daha düşünemezler. Ama ben bu saatte sonra Adıyaman'la yerleşmeyi kafamda geçirmiyorum değil. Yani artık İstanbul bilmiyorum. Yaşanır gibi değil. Yani artık İstanbul kendisine de yetmiyor diyebiliriz. Mutlaka. Şimdi en basitisi de yokuşu çıkarken dedi ya sen pas tutmuşsun Cumali bana dedi. Gerçekten de öyle yani. Bu yaştan bu yokuşu çıkamıyorum. Yani zor geliyor. Muhakkak. Yani o da deniz şey İstanbul'un havasındandır. Suyunda mı desem artık. Hamlığında mı desem. Orada neye dayarsanız dayan ama işte biz zorlukla çekiyoruz. Dediğiniz gibi yaşaması zor ama gelmek de imkansız gibi bir şey diyor. Öyle, aynen öyle. Çünkü bu saatten sonra eğer çözüm önerileri ki gerger için çok zor gözüküyor. Gerçek manada çözüm önerileri üretilmediği zaman gelmek ekmekten olmak demek. Mutlaka. Şimdi oraya herkes işini tezgahını diyeyim. Tezgahını kurmuş. Yani buraya gelmek bir tezgahı sıfırdan kurmak demektir. Peki oradaki gergerler muhakkak yaşamlarında her zaman bir şeyler eksik. Her zaman gergerde bıraktıkları var. Anneleri, babaları. Çoğu eşi burada, çoluk çocuğu burada. Gergerler için İstanbul bu bakımdan da zor olmuyor mu? Ya mutlaka şu anda gergerlerin oradaki nüfusu 80 bin falan diyorlar da. Şimdi gergerlere buranın üzlemi çeken kişiler İstanbul'un dışına yönelmeye başlandı. Yani buradaki üzlemi gidermek için. Giderilir mi, ne kadar giderilir mi bilinmez ama şu anda öyle bir şey var. Yani adam gidiyor işte Çatalca'da, Arnavutköy'de, Edirne'de arazi alıyor. Köy yaşamını, yani köy yaşamını özlemini gidermek için öyle bir talep var şu anda. Peki o talebi dediniz işte diğer il, İstanbul'dan diğer illere gidiyor. Gerger'de ne yapılabilir ki o kişiler işte oralara değil de en azından yaz mevsimini geçirmek için iki aylığına dahi olsa Gerger'e gelebilmeleri için Gerger'ler neler yapmalı? Daha doğrusu bunu yapacak olan da yine İstanbul'daki Gerger'ler. Şimdi ben bunu düşünüyorum yani şimdi olmasa bile ileriki 3-5 sene içinde bence herkes burada bir yazlık yapma. En basiti ben mesela şu anda imkanım olsa şuraya bir yazlık ev yaparım. Evet bir yazlık ev yaparım. Çocuklarımı okul tatili olunca getir bırakırım. Yani şu anda ufak tefek de bakıyorum yapılıyor yani az çok. Yani bu ileriki senelerde daha çok olacağını düşünüyorum ben. Peki bir de şeye değinmek istiyorum. Şimdi İstanbul'dan işte bu gergerden İstanbul'a gidenler ki malum her biri ayrı ayrı semtlerde yaşıyor. Komşuluk ilişkileri zayıflıyor. Akrabalık ilişkileri zayıflıyor. Ancak işte cenaze törenlerinde bildiğim kadarıyla insanlar bir araya gelebiliyor.
Bu noktada da işte insanların geçmişini unutmamaları için, birbirinden kopmamaları için dernekleşme çok önemli. Siz de bu sürecin içerisindesiniz. Gersoyder'in yönetim kurulu üyesisiniz. Derneğin kuruluş amacından ve şimdiki faaliyetlerinden biraz bahsetseniz. Derneğin kuruluş amacından şu ana kadar 8 sene sanırım geçti. Şu son döneme kadar bir hareket olmadı. Yani Hacı Kabak'la beraber ki yönetim. evet, şu yönetimi bahsediyorum ben. Gergerlerin derneğe bakış açısı farklıydı şu ana kadar. Son yönetime kadar. Ama şu son yönetimde o köprüleri yıktık biz. Şimdi gergerlere derneğine sahip çıkmalarını istiyoruz. Üye olmalarını istiyoruz. Bu Alduş dergisi bedava çıkmıyor. Abone olmalarını istiyoruz. Yani derler ya, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bizim şu anda gergeller olarak şu anda İstanbul'da söz sahibi olmamız gerekiyor. Bu da derneğimize üye olmalarından dolayı olacağız. Olamıyorlar. Yani bir siyaset olsun, bir meclisten başkan, yani şu anda gergelin bir milletvekilinin mutlaka olması lazım. Bağcılar'da en azından. Bir milletvekili çıkaracak kadar da sanırım seçmen var. Mutlaka tabii daha fazlası da var ama işte gergellerin bunu başarması için derneğe üye olması lazım. Derneğine sahip çıkması lazım. Ha, bunu da söylemek istiyorum. Gergel halkı gittiğin zaman yardımcı oluyor. Gittiğin zaman Gergele Derneği'ne sahip çıkıyorlar. Bu 2 sene de içinde en az da. İnanıyorum ki 2-3 sene içinde bunu daha çoğaltacağız. Ve derneği istediğimiz yere getireceğiz. İsmail Bey, teşekkür ediyoruz. Bu tatile gelmiştiniz. Sizi köyünüzde sizi rahatsız ettik. Biz de buradan İstanbul'da yaşayan gergerlere, ki bunun yanında İstanbul'da yaşamayıp gönlü gergerden yana atanların da en azından dergiye abone olarak, Gersoyder'in dergiye abone olarak da sanırım Fahri olarak da derneğe üye olmuş gibi olunuyor. Mutlaka, Yani mutlaka. derneğin faaliyetlerinde gergerlerin neler yapıp neler ettiklerinden haberdar oluyorlar. Dernek binamız Güneş'te dediniz. Evet. Biz de buradan sesleniyoruz en azından. Haftada bir gün, ki olmadı 15 günde bir, gergerli halkımızın derneğe gelmelerini, dernekteki faaliyetlere etkin bir şekilde katılmalarını istiyoruz. Evet, sevgili gergerim.com ziyaretçileri, köy gezintilerimiz sırasında Sayın Gersoyder Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sucu kendi köyü olan Zığır'da rahatsız ettik. Gersoyder'in çalışmaları, İstanbul'daki gergerlerin yaşamı, İstanbul'daki gergerlerin gergere bakışı ve gergere karşı çözüm önerileri, gergere karşı düşüncelerini öğrendik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Zığır'dan size seslendik. Bir başka köyde buluşmak üzere diyorum.